Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle İstanbul'da Türksel'in Kanyon mağazasındayız. Şimdi bizim perakende sektöründe müthiş bir dönüşüm yolculuğumuz var. Bu dönüşüm yolculuğunu beraber sohbet ederek anlatmak istiyoruz. Aslında bu yolculuk 2016'nın son çeyreğinden itibaren başladı. Bir planla başladı. Bu planın içinde 3 tane unsur vardı. Bir tanesi dekorasyon. Yani mağazalarımız nispeten yeni nesil ihtiyaçlara hizmet verme noktasında biraz geride kaldığını düşünmüştük. Çok hızlı bir dönüşüm yolculuğuna başladık dekorasyon anlamında. Biraz sonra mağazayı gezeceğiz. Gerçekten bizim de içimize sinen çok da hızlı yaptığımız, yani yaklaşık 9 ayda 1400 mağazanın dekorasyonunu değiştirdik. Artık Türksel Münhasır mağazalarının, markalı mağazalarının yeni bir yüzü var. Bu mağazalarımıza iki kategoriye ayırıyoruz. Biz bir gruba Türksel Plus diyoruz. Bunlar deneyim anlamında, içindeki cihaz çeşitliliği anlamında, çalışan yetkinliği anlamında çok daha yüksek metrekareli, daha geniş yerler. Bir diğeri de normal Türksel mağazası diyoruz. Bunlar bizim mahallemizdeki Türksel. Her mahallede olması gereken ama Türksel münhasır mağaza olduğunu göstermek istedik. İşin dekorasyon bacağı böyle. Hani biz hep şunu söylüyoruz, aslan yattığı yerden belli olur. Türksel'de müşterilerine bu yeni nesil hizmetleri vermek açısından yüzünü değiştirdi, içerideki yaklaşımını değiştirdi. İkinci aşaması, biz buna sertifikasyon diyoruz. Türkiye'de ilk, belki dünyada da ben çok örneğini görmedim, müthiş bir perakende sertifikasyon hareketine başladı. 11 bin çalışanımıza 80 bin saatin üzerinde eğitim verdik. Bunlar yüz yüze eğitimler, dijital eğitimler, daha sonra dijital testler, yüz yüze testler gibi yoğun bir süreci var. Ve yaklaşık 6500 çalışanımız bu testleri çok başarılı gerçekleştirdi. Biz bu yılın sonundan itibaren de mağazalarımızda sertifikası olmayan çalışanımız olmaması yönünde planlarımızı yapıyoruz. Bunun anlamı ne? Bu gelişen müşteri taleplerine ihtiyaç verecek doğru yetenekli, doğru profilde arkadaşları çalıştırmak. Bir başka önemli noktası daha var bu sertifikasyonun. Bu sertifikasyonu geçen çalışanlarımıza biz sağlık sigortası, hayat sigortası, ürünlerde faydalar gibi gibi çok zenginleştirilmiş içerikleri de bu sertifikasyonun başarısı olarak o arkadaşlarımıza veriyoruz. Bunun ne faydası var? Bizim özellikle turnover dediğimiz, yani işten ayrılma oranı rakamları perakende sektöründe oldukça yüksek. Biz bunu %30'ların altına çekmeyi hedefliyoruz. Şu andaki trendi de bunu gösteriyor. Bir başka önemli nokta daha var. Müşteri memnuniyeti. Sertifikasyon olduğu yerde müşteri memnuniyeti bizim 5 üzerinden 4.23'lerden 4.36'lara çıktı. Bu da bizim için önemli bir gelişim alanı. Yani aslında hani sanki çok küçük bir artış gibi görünse de çok kolay elde edilebilecek skorlar değil. 4.36'lara çıkardık müşteri memnuniyetini. Bu da bizim için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ne dedik? Dekorasyon dedik. Sertifikasyon dedik. Bir de otomasyon. Otomasyonun iki bacağı var. Dijitalleşme. Bir, perakende tedarik zinciri sistemimizde tamamen dijital hale getiriyoruz. Artık mağazalarımızdaki bütün ürünlerin siparişleri dijital ortamda kendi bizim B2B portal dediğimiz Türksel portalı içinden siparişlere dönüşüyor. Bütün tedarik zinciri, ERP sistemleri,
Bunların hepsi muhasebe sistemleri entegre bir şekilde çalışıyor. Bu gene perakende sektörüne ilk olan bir şey. Bunu da gerçekleştirdik. Onun dışında mağazamızın kendi dijitalleşmesi. Nedir bunlar? Müşterilerimize tabletlerle hizmet veriyoruz. Bütün mağazalarımızda tabletlerimiz var. Ve bu tabletlerle müşteriye ekranı çevirdiğimiz, beraber yolculuk yaptığımız bir sürece doğru gidiyoruz. Nedir? Müşterimizin X telefonu var, X pakette, başka bir pakete geçmek istiyor, başka bir ürüne geçmek istiyor, cihazını değiştirmek istiyor, yeni cihazlar almak istiyor. Bunların hepsini dijital ortamda bir yolculuk olarak tanımlıyoruz. Ve müşteri bir kontrat yaptığı zaman da bunu dijital imza dediğimiz tabletlerin üzerine kendisi dijital imza atarak gerçekleştiriyor. Ve gerekli olan kontrat müşterimize e-mail ortamında iletiliyor. İsterse hard copy olarak da fiziksel kopyasını verebiliyoruz. Ama gerçekten burada ciddi memnuniyet var. Bunu da baktığımızda en önemli hikaye burada müşterilerimizdeki itiraz oranlarında ciddi düşüş, özellikle hatalı işlem oranlarında ciddi düşüşler görüyoruz. Bu da bizim çok doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bir kontrat ortalama 20-22 sayfa, 22 sayfa imza demek. Halbuki bunların tamamını bir kere de alıp halledebildiğimiz bir sürece geçiyoruz. Bu çok önemli. Bir başka noktamızsa mağazanın tamamını yine dijital ekranlarla donattık. Dikkat ederseniz mağazanın camlarında kağıtla kampanya iletişim vesaire yok. Bütün her şeyi mağazanın içinde donatılmış dijital ekranlarda anlık merkezden kontrol edilen. Örnek vermek istiyorum. Biz bugün Sivas'tayız diyelim. Sivas'ın kurtuluş olduğu günde sadece Sivas'ta bazı şeyler döndürebiliriz. Ne bileyim Trabzon'da, Rize'de bir yöresel bir şey olduğu zaman orada döndürebiliriz. Bir takım şampiyon olduğunda sadece o şehirde, o ilçede döndürebiliriz. Gibi gibi şu anda uygulamasını çok sık yaptığımız merkezden kontrol edilen dijital ekranlarımız var. Bölgesel, yöresel, hatta mağaza başına kampanya değiştirebiliyoruz. Örnek veriyorum, biz İzmit'te farklı bir kampanya çalıştırırken Edirne'de başka bir kampanya, Artvin'de başka bir kampanyayı ekranlarımızdan döndürebiliyoruz. Bu işte yapay zeka, artificial intelligence, bunların hepsini iç içe koyduğumuz zaman zamanla mağazalarımızın içinde bununla ilgili daha robotlaşmış sistemlere de şu anda test ediyoruz. Uygulanabilir seviyesine getirdiğimiz zaman bunu göreceğiz. Özellikle burada kritik nokta aslında o yapay zekanın Türkçe'de destekli olması gibi şeyleri hayata geçirdiğim burada. Fiber'de geçen hafta da aslında Ankara'daydım, Ulaşma Bakanı toplantılarındaydım. Çok önemli adımlar atılmak isteniyor. İnşallah bu adımların sonuçlarını göreceğiz. Bazı noktalarda somut adımlar varken bazı noktalar da bürokrasiyi tetikleyebiliyor. Ama şunu görüyorum ben, özellikle yeni binalarda bütün yapının fiber hazır hale gelmesi şart oldu. Yani bugün siz bir müteahhitseniz, bir site, bina yaptıysanız bununla ilgili iskan standartları içinde fibere hazır olma şartı var. Ve bununla ilgili de operatörlerden, bizim gibi operatörlerden onay almanız gerekiyor. Yani şu an yasal olarak aktif mi? Yaklaşık 15 gün önce devreye girdi. 15, 3 hafta önce de olabilir. Devreye girdi ve artık bütün binalar fiber hani hazır. Herhalde duvarda bir altlı şey. Evet, fiber altlı olacak. Evet, evet. Bu çok müthiş bir şey yani bizim açımızdan. Bir de binanın altında bir telekom odası gibi bir şey olacak. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız ne? Bir binaya girdiğinizde 3-4 operatör aynı anda alta kutu koyuyor, aynı anda deliyor, aynı anda ortalığı yıkıyor. Binanın sahibi de bunu istemiyor. Haklı olarak yani. Halbuki aşağıda bir tane kutu olur. Kim gelirse oradan kutudan bağlantıyı yapar, aktif. Herkes rahat. Müşteri rahat, çalışan rahat, operatör rahat. Bütün bu, yani biz bu konuda standartların oluşması konusunda çok detaylı çalışma yaptık. Bunu da standartlara oturan kanunları çıkaranlara paylaştık. Aşağı yukarı bizim koyduğumuza yakın, önerdiğimize yakın bir çalışma çıktı. Bundan çok memnunuz. Bu ileride bu işin penetrasyonuna çok hız katacak bir şey. Yani bir tane fiberi gelip binanın altına kılı bağladığınız anda sistem aktif. Evvelden bina içindeki operasyon oraya getirmekten zor oluyordu. Şu anda o konseptle ilgili çalışıyoruz.
konsepti nerede yapacağımıza bakıyoruz. Çünkü bizim amacımız burada o konseptin gerçekten erişilebilir olduğu lokasyon. Birden fazla da yapabiliriz bunu. Şu anda bununla ilgili bir çalışmamız var. Lokasyon bakıyoruz. Yani bu konsept öyle bir konsept olmalı ki Turkcell'in en uç teknolojilerinin de görüldüğü. Şimdi biz araba işinde de önemli bir oyuncu olma niyetindeyiz. Bunu da gösterdik. Yarın öbür gün arabayla da ilgili bir şey olduğu zaman bizim şoförsüz arabalar, insansız arabalar falan gibi şeyleri de göstermek istiyoruz. Nasıl yerli çalışacak? Otomobilde Turkcell mağazalarında bir satış olabilir mi uzun vadede? Kesinlikle. Zaten mağaza sahipleri, iş ortakları bize diyor ki arabayla ilgili biz nasıl bir rol alacağız? Kesinlikle olacağız. Çünkü biz bu mağazalar Turkcell mağazaları. Turkcell hangi ürün servisi geliştirirse bu mağazalarda müşterilerimiz onunla ilgili gerek bilgilendirmeye gerekse satın almaya sahip olur.